Selamun aleyküm. Bugün Akdimli kardeşlerimiz için bir görüntü almak istiyoruz. Bunun için de Konak yeni açılan, bugün pazar günü yeni açılan Konak Tüneli ile ilgili size birkaç video çekimi yapacağız. Hatta bir video çekimi yapacağız. İnternette gezdim, dolaştım. Baktım ki kimsenin fazla ilgisi yok. Halbuki İzmir için çok önemli bir proje oluyor bu. İzmir projesi, Konak Tüneli projesi. Şu anda Konak'tayız. Konak'tan tünele gireceğiz. Şu anda Konak Meydanı'ndan U dönüşü yapacağız. Trafik düzenlemesi son derece güzel olmuş. Tertemiz. Eski görüntüsünü hiç aramayacağız. Çünkü şu anki görüntü, şu anki manzara gerçekten muhteşem. Tabii İzmir Belediyesi'nin saçma sapan eksikleri yüzünden belki yarın haftanın ilk günü olarak trafik sıkışabilir. Normalde projede yer alan düzenlemelerden biriyim. Şu anda döneceğimiz meydana bir yaya üçgeninin yapılması gerekiyor. Ancak İzmir Belediyesi bunu yapmayacağını açıkladı bildiğim kadarıyla. Metro alt geçidiyle insanların devam etmesini istiyor. Bu da dünyanın en saçma hareketi. Çünkü herkes metroya inemiyor. Kapalı mekan korkusu olanlar var, yaşlılar var. Özellikle İzmir yaşlıların şehri olduğu için bu konu bayağı sıkıntı olacak. Bunu da hükümete ceza olarak verecekler. Hükümetin burayı bu hale getirdiğini iddia edecekler her zamanki gibi. Ve şimdi Konak Tüneli'nin girişine geldik. Gördüğünüz gibi son derece güzel görüntü. Muhteşem, yavaş giriyorum. Bugün Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tünelin açılışını yaptı. Ben de ilk defa giriyorum. Son derece güzel bir görüntü. Şöyle ölçüye biraz kısalım. Maşallah diyelim. Tünelin uzunluğu yaklaşık olarak 1.4 kilometre. Evet, muazzam bir tünel yapmışlar. Hiçbir şey yarım kalmamış gördüğüm kadarıyla. Bazıları tünelin tam bitmedi mi, açılır açılmaz kapanacağını söylüyorlar. İzmir kenti, şehri tam bir fısıltı gazetesiyle yaşıyor. Ortaya biri laf atar ve bütün İzmir buna inanır. Açıldıktan hemen sonra tekrar kapanacağını iddia etmişlerdi. Bütün yolda müşterilerim de, kendi çalıştığım meslek itibariyle çok insanla tanışıyorum. Bunların hepsi de aynı lafı söylediler. Yok, açıldı, kapanacak ama işte her şeyi yarım yapıyorlar gibi bir izlenim vermişlerdi. Halbuki öyle bir şey yok. Maşallah, ellerine sağlık, dert görmesin elleri. Yok su kaçırıyor, yok efendim çatlaklar var gibi abuk subuk. Bir ton yine fısıltı gazetesi, İzmir'in fısıltı gazetesi diyorum ben ona. Akdimli kardeşlerimize bu bir hediyemiz olsun. Tünelin durumu gerçekten çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel, tertemiz. Şu anda inanamıyorum ben de bu günü göreceğime. Yapıldığından bitene kadar bitmez, olmaz, yapamazlar gibi birçok saçma sapan hurafeler dolaştı. Yok hazine bulduğu için yaptı diyenler de var. Böyle ahmakça düşünceler içinde olan İzmirliler de var. İzmirli zaten kulaktan dolma haberlerle yaşıyor. Sanal alemde yalan yanlış haberlerle. Hiçbiri kalkıp da buradan bir görüntü alayım da gerçekten bitmiş mi bitmemiş mi gibi. Yani düşünsenize, köprü açılmış, adam halen tünel, köprü diyorum, tünel açılmış, halen bitmediğine inanıyor. Boşuna girmeyin, çökecek, bilmem ne yapacak. Allah'a şükür giriyorum, hiçbir çökme, bir şey yok yani, çatlak matlak da yok. Maşallah çok güzel. Allah'ın izniyle bu köprümüz vatana millete hayırlı olsun. Bakın, gecenin bir vakti insanlar geçiş yapıyor buradan. Arkamdan da gelen araçlar var. Güzel. Anladığım kadarıyla tünelden geriye dönüş de mümkün olacak gibi görünüyor. Ya da acil durumlar için sol tarafta, şöyle göstereyim. Burada değilmiş. Sol tarafta çıkışlar mevcut tekrar geriye dönmek için.
Şu anda biz evet Doğan Fiyat Tofaş mıydı? Tofaş geçti. Delice bir hızla yaklaşık olarak biz 40 kilometrelik hızla bu video süresi boyunca kaç dakika oldu bilmiyorum, herhalde 3-4 dakika oldu. Tüneli geçtik ve kendimizi Yeşildere çıkış bölgesine attık. Bir gelin arabası gidiyor. VG hayırlı olsun. Mutlu etsin Allah. Buradan direkt karşıya Evka'ya, Buca'ya gidebilirsiniz. Buradan ya da Kozağaç'a dönüş ya da ne bileyim farklı farklı bölgelere devam edebilirsiniz. Buca'nın kaynaklarının bulunduğu bölgelere. Tınaz Tepe'ye. Çok rahat yani, inanılmaz rahatlık. Eskiden Eski İzmir Caddesi'nden devam ederdik kısmen. Ve eski diyorum artık çünkü bugün itibariyle Eski İzmir'e giden yol Eşref Paşa çok rahatlayacak. Çünkü Buca araçları, Tınaz Tepe araçları, Kozağaç araçları, Şirinyer araçları, bunların hepsi tünelin içinden geçecekler. Ve Eşref Paşa inanılmaz şekilde rahat olacak. Gelişte, gidişte aynı şekilde. Vatana millete hayırlı olsun diyorum. Şu anda Yeşildere'deyiz. Hayırlı geceler diliyorum. Şu an gece saat 2'ye 15 var. Çekim yapıyorum sizler için. İnşallah beğenmişsinizdir. Akdinli kardeşlerimize hediyemiz olsun.